Serdar Bey diyor ki kafaya taktım global olacağım diye bir siftah yaptım. Fakat ta Kanada'ya gitmiş. Yani Kanada'da potansiyel nasıl? Gerçi memnunsunuzdur Rusya'ya gidenlerin hali malum. Vallahi. Kanada'da işler nasıl? Kısa çöpü çekmedim ben. Kanada'ya gittim. Trudeau faktörü var ama onu bir kenara bırakacak olursak eğer. Başbakanımız çok yakışıklı. Ne rekabet etmek Kanada'da? Mümkün değil. Kanada'da ev yapıyoruz. Tabii ilk defa işte Türkiye'nin dışına çıkmak istedim ben. Çok yurt dışında çok yerlere baktım. Rusya'ya baktım, Suudi Arabistan'a baktım. Neden Kanada'da karar verdin? Benim kızlarım orada okuyor. Onun da sebebi var. Hem de çok hani gelişen bir yer. Çok fazla göçmen alıyor biliyorsunuz orası. Onun için Kanada'da inşaat yapmaya karar verdik. Yani çok büyük işler yapmıyoruz. 5-10 milyon dolar civarında bir işimiz olacak orada. Ama daha sonra eğer bunu tutturursak bundan sonra büyük işler yapacağız. Var orada mı yeni başka baktığınız pazarlar Kanada ile birlikte? Yani iş Kanada'da mı büyüyecek? Dominik'e baktım. Yani Güney Amerika'ya baktım. Güney Amerika'da da boşluk var. Çünkü Afrika'da çok risk var. Rusya'da görüyorsunuz. Suudi Arabistan Arap kıtasında da ciddi anlamda bir otorite boşluğu var diye düşünüyorum. Onun için hem fırsat anlamında Güney Amerika çok fırsatlar ülkeleri var orada. Peki Rusya'yı neden es geçtiniz? Oraya yani, da baktım. Rusya'ya da baktım ama Rusya'da mafya var. Hatta benim mafya var. Hatta bizim amcanın o amca oğlum da orada inşaat yapıyor şimdi. İnşallah onların da işleri iyi olur. Ya hakikaten yani. Biraz önce siz de söylüyordunuz 60 milyar dolarlık pazar diye. Evet. Gerçekten Türk inşaat sektörünün çok önemli pazarlarından bir tanesi. Pek çok sektörü etkiliyor. İşte biraz önce plastikçilerin isyanını haber olarak verdim. Duyumlarınız nasıl? Hani oradaki tabloyu nasıl değerlendiriyor? Yani kısa vadede iyi değil. Hande Hanım, kısa vadede iyi değil. Artık belki bir 6 ay bir sene sonra işler biraz daha düzelmeye yüz tutar diye düşünüyorum ama orada da işte bir otoritede bir sıkıntı var biliyorsunuz. Yani Rusya'da da hani çok böyle demokratik bir ülke değil. Yani bir insanın ağzının ucunda kenarında işler dolaşıyor. Allah selamet versin, sağduyu versin diyorum. Bir kere sağduyu şart. Hakikaten nasıl böyle dur? Yani biz bu noktada aslında çok esnek şirketlere sahibiz. Bu adaptasyonumuz kuvvetli. İhracat tarafında da işte yeni pazar bulmak, oradan oraya kaydırmak vesaire. Ama böyle durumlarda şirketler nasıl kuruyorlar kendilerini? Vallahi yani önümüzdeki A planı, B planı, birkaç çeşit planı olmak lazım. Şimdi biz mesela ben çok riski yönetimi yaparım bizim şirketin içinde. Böyle A planı, B planı, C planı bir sürü planımız vardır. Hep cross checklerle dolu bir şirketimiz vardır. Ama böyle hep bir ülkede iş yapayım, bütün işlerimi aynı kaba koyayım, o tarz tek sektörde, tek ülkede yer alayım derseniz ciddi sıkıntı olur. Yani Rusya'da tek işi Rusya'da olan şirketler ciddi anlamda kısa vadede sıkıntıya girecekler maalesef, öyle gözüküyor yani. Peki dönelim içeriye bakalım o zaman. İnanları uzun yıllardır aslında sektör tanıyor. Biz de son yıllarda çok yakından tanıyoruz. 1965 yılında ilk babanız ve amcanız değil mi? Evet, başlatıyorlar. Tabii, evet. Sonra sizin projelerinizle bugüne kadar 220 tane projeden bahsediyoruz. Sohbet ilerledikçe projelerden tek tek bahsederiz ama ben önce sektörle ilgili beklentinizi sormak istiyorum. Çünkü biz özellikle seçimi arkada bıraktıktan sonra inşaat sektörü için bu son ay yani Kasım'ın ortasından Aralık'ın sonuna kadar çok hareketli geçecek diye konuşuyorduk. İşte tüketici güvenindeki artıştan bahsediyoruz vesaire. Hakikaten öyle bir tablo var mı şu anda? Satışlar nasıl gidiyor? Sektör bu yılı nasıl tamamlayacak? Bir onu sormak istiyorum. Bir de hemen akabinde tabii 2016 beklentilerinizi de. Şimdi geçen sene inanlar 485 milyon lira ciro yaptı. Fortune 500'e giren bir şirketiz biz. Bu sene 700 milyonu geçeceğiz. Yani hani seçimlerden dolayı piyasa çok etkilendi ama biz fazla etkilenen bir şirket değiliz. Geçen sene bu sene arasında %40-50 boyutunda büyüdük, büyümeye devam ediyoruz. Siz nasıl büyüdünüz hele peki bu ortamda? Hele ki bu seçimlerden sonra çok daha rahatladı. Hem yabancılar rahatladı hem biz rahatladık. Yani bizim işimizi yürütmemizin ana temeli biz kaliteye inanan bir firmayız. Şirket içindeki bütün kurallarımız, şirket dışındaki müşteriye bakışımız, 5 yıl garanti vermemiz, estetik anlayışımız, yaptığımız projelerin benzerinin olmaması bizi bütün krizlerde koruyan en önemli etken diyelim. Yani Türkiye'de kriz olduğu zaman biz gene büyümeye devam ediyoruz. Şu an yapsat sektöründe ilk 3 firmanın içindeyiz ciro olarak. Bütün taahhüt firmalarını ele alırsak da ilk 20'nin içinde olan bir firma inanlar. Bu da ciddi anlamda bir başarıyı getiriyor bize. Bu sene gene işte 700 milyonun üstünde, seneye de 2016'da inşallah milyar diyeceğiz. 1 milyar ciro'nun üstüne çıkacağız. Sektör için bu rakamları nasıl öngörürsünüz?
Şimdi sektörü ikiye ayırmak lazım. İnşaat sektörünün aslında bir taahhütçüler var, ayrı bir dünya. Bir de bizim gibi yapsatçılar diyelim. Artık başka bir isim bulamıyorum. Yapsatç, gayrimenkul geliştirme firmaları öyle diyelim. Diyorum, daha modernini söyleyelim. Gayrimenkul geliştirme firmaları olarak Türkiye büyümeye devam ediyor bu sene. İstanbul büyümeye devam ediyor. İstanbul her sene 250 bin nüfus artıyor. Nasıl büyüyor İstanbul ya? Büyüyecek hala yeri kaldı mı ya? Şu görüntülere yani. İnsan bakınca bütün gün ürperiyor yani. Daha nereye ya büyüyeceğiz işte diye. İstanbul güzel işte. Herkes buraya geliyor yani. İşte ben de Erzincanlıyım. Erzincan'da doğmuşum 65 yılında. 69 yılında işte İstanbul'a göçmüşüz. Serdar İstanbul'a bir şarkı gelmiş. Var biliyor musun? İstanbul güzel ama sahipleri pek yaman diye. Evet. Bence öyle oraya i̇nşallah, doğru gidiyoruz. İnşallah bu güzel bir pota diyelim İstanbul. Yani doğusuyla batısı ile bütün kültürlerin buluştuğu, kendi içindeki bütün kültürlerin bir senteze ulaştığı bir şehir. Çok daha geleceği parlak, ben İstanbul'un ona inanıyorum. İstanbul dünyanın yakında kültürel başkenti olacak. Gerçekten ekonomik anlamda dünyaya renk satacak, ışık saçacak bir şehirde yaşıyoruz. Peki o zaman balon yok. Bence balon yok. Balon olmak için bir kere Handan'ın para lazım. Türkiye'de o kadar büyük bir para yok. Hani diyorlar ya 1 milyon Türkiye'de fazla konut var. Kesinlikle öyle bir balondan söz edilmez. Hani balon nerede olur? Zengin ülkelerde olur. Amerika'da olur. Hmm. Türkiye o kadar zengin değil ki 1 milyon konutu üreteceğiz. Yaklaşık en az maliyeti 100 milyar dolar bir parayı, finansman fazlasımız olacak ki o parayı harcayacağız, bir kenara koyacağız. 1 milyon konutumuz olacak. Bu da mümkün değil zaten. Peki kentsel dönüşüm? Yeni başlıyoruz. Orada hikaye yeni başlıyor diye herkes konuşuyor. Ne getirir ne götürür hem İstanbul'a hem Türkiye genelinde inşaat sektörüne. Şimdi bizim, yani gayrimenkul geliştirme alanına diyelim. Bizim şu an 10 tane inşaatımız var devam eden İstanbul'da. Bunların 5 tanesi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm çok zor bir süreç. Yani yeni kanunlar çıkmasına rağmen çok fazla malikli olan adalarda, çok fazla malikli olan binalarda iş yaptığımız için ciddi anlamda psikolojik olarak yıpranıyoruz, yoruluyoruz. Yani kentsel dönüşüm olarak bu işleri daha kolayından çözebilmek için devletin kentsel dönüşüm adalarını tapusal anlamda, mülkiyet anlamında hamursallaştırması gerekiyor. Yani tek bir bütün bir mülkiyete çevirmesi gerekiyor. O zaman çok daha rahat ilerlenir. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Bir adada 300 kişi var. Yeni kentsel dönüşüm ile 3'te 2 çoğunlukla işi devam ettirebiliyorsunuz ama 300 kişinin 3'te 2'si de gene 200 kişilik bir çoğunluk demek. Yani 200 kişiyi tek tek ikna etmek zorundasınız. İknadan sonra da onun devamı var, süreçleri var. Gerçekten yorucu ve bazı kentsel dönüşüm projeleri de maalesef doğru yönetilemediği için netice alamayacak. Peki burada bir konsolidasyon diyelim, yani öyle tabir edelim. Bu iş ilk başladığında herkes bir girişti, kolları sıvadı, hadi biz de yapalım dedi. Ama anladığım kadarıyla özellikle ölçekler büyüdükçe, biraz daha profesyonellik ve maddi güç gerektikçe bu işi yapan firmaların sayısında da bir azalma olacakmış gibi görünüyor. Öngörüyor musunuz böyle bir gelişme önümüzdeki dönem için? Altyapısı yeterli olmayan firmalar, ekipleri yeterli olmayan, maddi gücü yeterli olmayan firmalar ciddi şekilde zorlanıyorlar, zorlanmaya da devam edecekler. Yani 300 ayrı kişiye ayrı beyanat vermek, onları ikna etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara işte kira parası, taşıma parası ciddi anlamda da bir mali yük getiriyor. Hı hı. Onun için artık işte altyapısı olan, maddi gücü olan firmalar bu işe tam anlamıyla devam edebilecek. Yoksa aslında yeni giren, bu pazara yeni girenler hemen kentsel dönüşüme, biraz önce çok güzel tespitte bulundunuz, hemen kentsel dönüşüme geçmek istediler ama kentsel dönüşüm için belli bir tecrübe yaşayacaksınız. Antik ondan sonra geleceksiniz. Kentsel dönüşüm adalarında iş yapacaksınız. Maalesef böyle bir kolaylık oldu diye herkes oraya atladı. Bir de işte bundan dolayı da sıkıntılar yaşanacak. Bazı sıkıntılar da var, biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Evet. Kentsel dönüşüm projelerinde işte imzalar toplanamıyor. Bir takım mali kaynaksızlıklar olabiliyor. Hı hı. Ondan da neticelenemeyen bazı projeler var. Siz neresinde duruyorsunuz bu işe inanlar olarak? Biz işte 10 tane projemizin yarısı kentsel dönüşüm. Hı hı. Biliyorsunuz İstanbul'da çok fazla arsa kalmadı. Hı. Kentsel dönüşüm olarak önce arsamızı kendimiz üretiyoruz. Ondan sonra üstüne inşaat yapıyoruz. Arsa üretmek de pahalı ve zahmetli bir iş İstanbul için tabii. Değil mi? Mesela TOKİ, KİPTAŞ, hatta belediyeler çok daha iyi, rahat arsa üretebilirler. Yani belli arsaları üretseler, onların altyapılarını yapsalar, sosyal tesislerine yerlerini ayırsalar. Hı-hı. Ondan sonra bu arsaları işte inşaat firmalarına devreseler İstanbul veya diğer şehirler için çok daha yararlı ve faydalı olacak. Peki yabancıya satış konusunu bir dönem çok konuştuk. Özellikle seçimlerden önce geçtiğimiz dönemde bayağı bir inşaat sektörüne katkı sağlamıştı. Yabancı ilgisi işte bu mütekabiliyet yasası vesaireyle birlikte de daha bir cazip hale geldi. Sonra kurdaki volatilite biraz çığırından çıkınca azıcık orası durdu. Şimdi nasıl? Siz de yabancı önemli ölçüde konut satıyorsunuz diye biliyorum. Yabancıya geri dönüş oldu. Bizim yaklaşık satışlarımızın %50'si yabancıya. Bu çok başarılı bir şirketiz bu konuda. Neden sonra geri dönüş başladı?
Bir güven, bir istikrardan geri dönüş başladı. Dolar bir yükseldi, yükselince gene hani alımları daha ucuz oldu diye. Hı hı. Ellerinde dolar olduğu için, alımlar daha ucuz olduğu için bir müddet devam etti. Ondan sonra dolar o yüksekliğini devam ettirdiği müddetçe de alımlarda da düşüşler meydana geldi. Benim bayağı miktarda satışlarım, yabancıyla anlaşmış olan satışlarımız geri döndü. Şimdi hepsinin, o geri dönen satışların tekrar gelip bizden mal almak istiyorlar. Hani 3-3-10 seviyelerine çıktı dolar. Şimdi işte 2.80-2.90 seviyelerinde. Diyorlar ki işte bizi 3.10'dan kabul et diyorlar. Şimdi de tersi başladı. Hmm. Yani benim elimde dolar var, işte 3.10'du zamanında diyorlar. Şimdi ben senden gene mal alayım, benim dolarım 3.10'dan say diyenler var. Böyle uyanık uyanık yabancı firmalarda oluyor maalesef. Peki emtia fiyatlarındaki düşüş, işte demir çelikten biraz önce bahsediyorduk. Her ne kadar Çin malları içeride tartışmasını biraz önce Fuat Dosyalı'yı dinlerken dikkatimizi çekti. Olsa da yatsak da konut fiyatlarına bir olumlu yansımasını beklemek çok mu saftiriklik olur? Yok yok. Şimdi, biraz, şimdi Hande Hanım, bizim yaptığımız inşaatın 1/3 arsa, 1/3 devlet. O dediğiniz maliyetler işte demiriydi, çimentosuydu, inşaat maliyetleri 1/3. Hmm. Yani onun için inşaat maliyetlerinde ne kadar da fiyatlarda düşüş olsa da genel toplamdaki yansıması çok az oluyor. Bir kere arsa çok büyük bir maliyet kesbediyor. Devletin ciddi anlamda şimdi yeni çıkan kanunlarla KDV yükü de getirdiler. İşte devlete verilen harçları, vergileri hesap ettiğiniz zaman bizim üçüncü ortağımız diyoruz biz ona. Onun dışında 1/3 kısımda işte bütün o kıyametin koptuğu, esas maliyetin oluştuğu alan 1/3 kısım. Yani bizden diyelim ki 500 bin liraya herhangi bir müşterimiz yer aldığı zaman bunun içindeki inşaatın gerçek maliyeti 150 bin liralar civarında. Ama karlılıkları da etkileyen o küçücük dediğiniz yer tabii, olsa gerek. Orası, çünkü diğer dolayı. Hiçbir yerden para kazanmıyor sektör o zaman benim anladığım kadarıyla. Peki şimdi yeni dönemde seçimin arkasından tek parti hükümetiyle birlikte yeni vaatler var biliyorsunuz gündeme gelen. Bunlardan bir tanesi de inşaat sektörüne yönelik bir vergi avantajından bahsediyorlar. Onun etkisi ne kadar olacaktır sizce? Daha yani... çıkmadı. Şimdi bazı şimdi bazen hani bu gibi kanunlar bazen ölü doğabiliyor. Hı-hı. Yani kanun aslında içeriği çok güzel olmasına rağmen. Olma ihtimali de var diyorsunuz yani. İşte sivil toplum kuruluşlarıyla tam istiş işaresinin yapılmayan, işte biz sektörle çok paylaşılmayan kanunlar da çıktığı zaman bir anda hemen hızlı şekilde piyasaya yansıyamıyor. İşte o bir başta bir zor bir süreç oluşuyor. Hı hı. Zaman içinde onun işte yönetmelikleri, daha sonraki uygulama esasları çıkıyor da ondan sonra kanun biraz biraz oturmaya başlıyor. Aslında bütün kanunları çıkartırken çok iyi niyetli şekilde çıkartıyoruz. Ama mutlaka bu kanunları da piyasayla paylaşarak, yani artık öyle bir kanun çıkartacak, çıktığımız günden itibaren piyasa onu adapte edecek ve bir anda piyasayı değiştirmesi gerekiyor. Onu işte şimdi bundan önceki kentsel dönüşüm kanunu olsun, 2B olsun, yabancıya satış olsun, biraz daha böyle ağır ağır piyasaya yansıdığını gördük. Son çıkacak olan bu vergi avantajı yasası da inşallah öyle olmaz. İnşallah bir anda adapte olur. Piyasa bir anda buna reaksiyon gösterir. Eğer bu hemen çıkarsa ve bir an önce adapte olur piyasaya da buna, işte bunu bir şekilde faydasını görebilirse ne kadarlık bir katkı sağlayacaklar 2016 büyümesine sektörün mesela? Şimdi ciddi anlamda vergi yükü var diyorum ya, işte maliyetlerimizin bize... Ondan ötürü soruyorum zaten. Tabii ki, önemli ölçüde tabii kaldıracaktır tabii herhalde. Tabii ki. Maliyetlerimizin 1/3 bu gibi vergi yükleri, işte KDV'si, harcı, gelir vergisi, kurumsal vergiler, bunlar 1/3 tutuyor. Bunlarda herhangi bir avantaj konması veya işte ötelenmesi, hele ki son çıkan bir KDV kanunu var. Bu KDV kanunu gerisin geri almalarının ciddi anlamda piyasayı rahatlatacağını düşünüyorum. Hı. Yabancıya satış anlamında da çok büyük bir Türkiye döviz kaynağı sağlayacak. Dünyada çok ciddi gayrimenkul pazarı var. Türkiye maalesef bundan çok az yararlanıyor. Yılda işte 3 milyar dolar, 5 milyar dolar gibi yabancıdan Türkiye'ye gayrimenkul parası giriyor ki bu para çok rahat 50 milyar dolarlara, 60 milyar dolarlara çıkabilir. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'ye bir her yıl 50 milyar dolarlık bir gayrimenkul satış parasının girdiğini, ciddi anlamda Türkiye'nin kalkınmasını %1-2 yerinden oynatacak bir kaynaktır bu. Düşünebiliyorum. Bugüne kadar oldu. Bundan sonra da olacaktır diye düşünebiliyorum. Peki şu anki ortalama satış fiyatları metrekare bazında 7.000-8.000 seviyeleri. Fiyat olarak buralardan yukarı doğru gider mi diye sormuş Murat Keskin. Tabii ki gider. Tabii ki. Murat Bey'e selamlar. Mutlaka ki gider ama İstanbul'un neresinden alacaksınız? İstanbul'un belli yerleri var gelişen. İşte Zekeriyaköy-Sarıyer hattı. Hı-hı. İşte Kanal İstanbul ki başlayacak. İşte yani Esenyurt, Halkalı, Güneşli aksı. Ondan sonra bir de karşı tarafta Kartal ve Kartal'ın işte o Gebze Köprüsü'ne kadar ki olan kısım, bu bölgeler İstanbul'un gelişme aksları. Hı hı. Bu bölgelerden aldığınız zaman çok daha hızlı artacağını göreceğiz fiyatların. İstanbul'da yaklaşık şimdiye kadar fiyatlar her sene %25 arttı. Hı hı. Enflasyon oranı %10. Yani reelde aslında gayrimenkul fiyatları %15 gibi İstanbul'da her yıl reel olarak
artıyor. Ama bu, o dediğim bölgelerde yıllık artışlar %30'lara 40'lara çok rahat buluyor. İnanların İstanbul'da satış metrekare fiyatları ortalama ne kadardır diye sormuş Bertan Pamukçu. Şimdi bizde biraz önce dedim ya yumurtaları ayrı ayrı kaplara koyuyoruz. Bizde metrekaresi 3000 liradan metrekaresi 33 bin liraya kadar bizde yer var. Yani 1'e 10 fiyat farklılıkları var. İstanbul'da biz toplu konut da üretiyoruz. Çok lüks konut da üretiyoruz. Yani hangisi daha karlı? Kendi içinde mesela toplu konut yaptıklarımızda da sürüm çok fazla oluyor. Yani 1000 daire, 2000 daire ürettiğimiz projeler var. Onun dışında lüks konutta da işte şehrin içindeki merkezi alanlarda biraz daha zor imalat, biraz daha küçük inşaatlar. Fiyatı yüksek olanlar da o şekilde. Güneşli projenizde belirlediğiniz fiyat aralığı var mı diye sormuşlar. Güneşli'de bir teras su projesine başlayacağız. Teras su muhtemelen 5000 liradan başlar fiyatlar diye düşünüyorum. Peki, elçiye zeval olmaz sormuşlar. Ben de ilettim. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Sağ olun, var olun. İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan'la birlikteydik. Ve piyasa hattının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burberry KT ekranlarından sakın ayrılmayın.